bu şekilde açtıktan sonra çadırımızın iki köşesinden tutarak bu şekilde açıyoruz. Bu şekilde açtıktan sonra dört köşenin ayaklarına bu şekilde tutup yukarıya doğru kaldırıyoruz. Çıt diye oturuyor. Sonrasında içeriye geçiyoruz. Dört köşedeki kalipsleri bu şekilde tutup çıt diye oturtuyoruz. Dört köşeyi de bu işlemi uyguluyoruz. Sonrasında dört duvarın da cırtlarını tavandan başlayarak yapıştırmaya başlıyoruz. Sonrasında diğer duvarlar. Sonrasında dört köşede bulunan cırtları bu şekilde gerdirerek takıyoruz. Dışarıya çıktıktan sonra dört köşede bulunan bu fermuarları çekip bu şekilde çekiyoruz. Bu şekilde dört köşedeki fermuarları çekiyoruz. Bütün duvarları taktıktan sonra zemin kısmını duvarla birleştiriyoruz. Çadırımızı kurduktan sonra dört köşede bulunan demirleri kutu içerisinde gönderdiğimiz halat ve saplama milleriyle toprağa çakıyoruz. Sonrasında aşağıya geliyoruz. Yine kutu içerisinde gönderdiğimiz saplama milleriyle dört köşede ve kenarlarda bulunan bu metalleri toprağa çakıyoruz. Çadırımızın içine geçelim. Öncelikle burada bir adet soba çıkışımız var. İçerisine soba yakabiliyorsunuz. Borusunu buraya bağlıyorsunuz. Dışarıdan açılıyor. Sonrasında iki adet penceremiz bulunmakta. Penceremiz fermuarlı klipslerle buraya oturtuluyor. Bu şekilde fermuarları kapatıyorsunuz. Sonrasında arka tarafta bir adet daha önde bulunduğu gibi kapımız var. Yine iki kapının da sineklikleri var. Kutu içerisinde gönderiyoruz. Sonrasında burada askılarımız var. Çeşitli eşyalarınızı, kıyafetlerinizi asabilirsiniz. Sonra burada diğer penceremiz var. Sardığınızı bu şekilde klipsleriyle oturtturuyorsunuz. Sonrasında size raflarımızı göstermek istiyorum. Portatif raflarımız var. Paket içerisinde gönderiyoruz. Rafımızı bu şekilde açtıktan sonra çadırımızın dilediğiniz yerine, istediğiniz yerine bu şekilde cırtcırtları var. Cırtcırtlarıyla takıyorsunuz. Bu şekilde rafımızı da takmış olduk. Dilediğiniz yere takabilirsiniz. Portatif bir raftır bu. Çadırımız bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yeni ürünlerde görüşmek üzere.